Hedef ve piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün 27 Aralık 2017. Evet, isterseniz hemen böyle dolar endeksiyle bir güne başlayalım. Dolar endeksi gördüğünüz gibi zayıflama eğilimi devam ediyor. Aşağı yönde daha önce de bahsetmiş olduğumuz 92-92,5 bölgesine istek önümüzdeki günlerde artmaya devam edebilir. Amerika şöyle faizlerine, 10 yıllık faizlerine şöyle bir göz atalım. Evet, burada 2,40'ların üzerinde olduğu için halihazırda faizlerin yukarı yönde isteği devam ediyor ama 2,50'ler üzerinde hareket başlayacak mı? Bunu sorguladığımız birkaç güne girdiğimizi düşünüyorum. Tabii sırf Amerikan faizleri değil, Alman faizlerindeki tabloya da baktığımızda 0,4'ler üzerinde tutunan bir hareket. Acaba 0,45'lere gidecek mi? Bu seviyeleri test edecek mi? Çünkü biliyorsunuz tüm dünyada son, daha doğrusu Amerikan 10 yıllık faizleriyle birlikte Alman faizlerinde de ciddi bir yükseliş söz konusuydu. Alman faizlerindeki bu süreç ister istemez Euro'ya destek vermiş oldu. Euro'nun yükselişine neden oldu. Bu da Euro-Dolar paritesinde, dolar endeksinde yansımalara neden oluyor. Fiyatlamalar üzerinde etkisi oluşturduğunu zaten daha önce de bahsetmiş olduğumuz konulardan biliyorsunuz. Şimdi hemen burada bahsetmek istediğim nokta, Euro-Dolar paritesi dün 1.18.80, 1.18.47 gibi dar bir aralıkta işlem görmüştü. Bugün piyasalar açık. Yabancı piyasalarda işlem görüyor Euro-Dolar paritesi. Bu anlamda dünkü kapanışa baktığımızda 1.18.63 kapanışını görüyoruz. Hemen zaten dünkü gibi bir tablo söz konusu. Açılış sonrasında en yüksek görülen bugün 1.18.85, en düşük 1.18.55. Yani alıcılı bölgede satıcı, daha doğrusu satıcılı bölgeye dokunmuş, alıcılı bölgede seyretmiş. Şu an içinde gördüğüm kadarıyla alıcılı bölgede, yeşil pivot bölgede gezdiğini görüyoruz. Gayet olumlu ortalamaların üzerinde, acaba 1.19, 1.20'nin üzerine bir hareket olacak mı? Onu sorguladığımız günler olacak. En azından bugün ve yarını bu anlamda önemsiyoruz. 1.18.90 üzerindeki hareketlikte gün içinde 1.19.20, 1.19.30 gibi bir hareket görme olasılığımız halihazırda var. Bu anlamda olumlu diyoruz. Hemen buradan doların dünyadaki bu olumlu hareketine karşılık hemen bakın Güney Afrika randı bizimle beraber. Güney Afrika randı arkadaşlar Eylül ayında çok ciddi anlamda değer kaybetmiş. Neredeyse %15'e yakın değer kaybetmişti. Son Kasım ayındaki o dibini gördükten sonra, yani dolar karşısında dip gördükten sonra, yükseliş dolar ifade ettiği için bundan bahsediyorum. O tarihten bu tarihte %15'e yakın dolar karşısında değer kazandı. Yani biz 3.50 iken, 3 pardon 3.38, 3.39 iken bu seviyedeydi Güney Afrika randı. Bizim gibi değer kaybetti, %15 kaybetti. Ama görüyorsunuz eğer 3.38 ise biz, onlar 3.38'in de altına geldi gibi yorum yapabiliriz. Yani bizim her iki para biriminde ciddi değer kaybettiği seviyenin karşılaştırmasını yaptığımızda Güney Afrika'dan da o dibi de aşağı kırdı. Çok ciddi anlamda pozitif etkilendi. Şimdi tabii buradan dolar TL'ye açısından, yani biz Güney Afrika randını zaten yakından izliyoruz biliyorsunuz. Buradaki gelişmeler bizim için oldukça önemli. Kırmızı hareketli ortalamanın çalıştığını görüyoruz şu an için. 80'in altına geldi, sonra tekrar tepki verdiğini görüyoruz. Evet, demek ki bu bölgede biraz daha kalmak isteyen bir yapı söz konusu. Ama önümüzdeki günlere dair en azından dünkü 3.81 kapanışını girecek olursak 3.81 kapanışını giriyoruz. Bu hafta için 3.82.90 önemli direnç olduğundan bahsediyoruz. Hafta içinde görülen pardon dün görülen 3.79.90 pardon pazartesi görülen 3.79.90 3.82.90 şu an en yüksek ne olmuş? 3.82.78 yani bu seviyeleri görmüş 3.82.90 bu aralıkta olduğunu görüyoruz haftalıklarda alıcılı bölgede demek ki burada ısrarla kalmak istiyor şu an için. Ama yeni yılla birlikte çok hızlı bir TL değerlenme süreci göreceğimizi tahmin ediyoruz ve bu anlamda baktığımızda hemen şunu söylemek istiyorum. Dolar TL'de bugüne dair 3.82 onun üzerinde saatlik kapanışlarda ancak 3.83 3.84'lere doğru bir ihtimalden bahsediyor olacağız ama şu anki durumda büyük ihtimalle bir geri çekilme ihtimali halihazırda var. 3.82 onun altındaki harekette. 3.82 10, ciddi bir direnç. 40 10 arası ciddi bir direnç. Burada kalamayacağını tahmin ediyoruz.
İlerleyen saatlerde böyle bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyor olacağız. Eğer 3.82 onun altında 3.81.50'yi aşağı kıracak olursa böyle bir durumda detaylı bir şekilde yorumluyor olacağız. Hemen buradan ons altına dönmek istiyorum. Ons altında değerli arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz o 1.284 görüldü. Bu seviye üzerinde şu an için görmüş olduğunuz 1.289'a doğru bir hareket. 1.290'a doğru bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. 1.283 kapanışına hemen giriyorum. Haftalıklarda bahsetmiş olduğumuz 91.98'de istek devam ediyor. 82 üzerinde şu an için olduğunu görüyoruz. 87.90-91'e kadar bir hareket görebiliriz. Ciddi bir değerlenme söz konusu olmaya devam ediyor. Şu görmüş olduğunuz ortalamanın üzerindeki kapanışlarla da biz altın fiyatlarında önümüzdeki süreçte 1300'lerin üzerine yerleşen hareketleri göreceğiz. Hemen buradan şu noktaya dönmek istiyorum. Gram altın. Gram altına baktığımızda gram altında aslında altının da yükselişi, doların da yükselişiyle bir hareket olduğunu görüyoruz. Acaba bu noktadan baktığımızda gram altında aslında 2018'de gram altını çok favori görmüyoruz artık. Bir düzeltme olacağını düşünüyoruz. Ons altının yükselişi mutlaka etkileyecektir ama TL eğer ciddi değer kazanmaya başlarsa gram altının değerlenmesi dünya ons altın fiyatları yükseldiğinde dengelenebilir. Ne çok yükselip ne ciddi anlamda doların düşüğünden dolayı TL karşısındaki hareketinden dolayı ne de fazla düşecektir. Belli bir noktada dengelenmeye çalışacaktır. Onun için çok fazla gram altına prim vermediğimizi söyleyebilirim. Son 3 yılda vermiş olduğumuz primin, beklediğimiz primin olmayacağını artık söyleyebiliriz. Gram altında. Şimdi ben buradan hemen aynı zamanda nereye dönmek istiyorum? Petrol fiyatlarına dönmek istiyorum. Petrol fiyatlarına döndüğümüzde yeni bir yükseliş hareketi görüyoruz ama yarın burada çok önemli. Eğer yarın 59'ların altına bir geri çekilme olacak olsa ki 60'lar bakın şu anlamda hatta haftalıklardan yola çıkarak hatırlayacaksınız. Bir ay önce bahsetmiştik bu ortalamayı geçmesi çok zor. 5 hafta neredeyse burayı geçemedi ama bu hafta bu ortalamanın üstünde. Yine çok önemli bir noktaya geldi. Bir trend hareketi olup olmayacağını sorgulayacağımız bir süreçteyiz. Tabii ki ben yıllıklara şöyle bir göz attığımda bakın kırmızı şu yıllıklar 60'a denk geliyor. 60'ın üzeri pahalı ve sürdürülebilir bir seviye olmadığını düşünüyorum açıkçası petrol fiyatlarında. Önümüzdeki süreçte de petrol fiyatlarında bir geri çekilmenin etkisini göreceğimizi tahmin ediyorum. Sterlin dolara dönmek istiyorum. Sterlin dolarda bahsetmiş olduğumuz dünkü olumlu hava etkisini gösterdi. Bugünden itibaren 1.34'lerin üzerine yerleşen hatta yukarıda 35'lere doğru giden hareketler görebiliriz. Sterlin dolarda. Dolar Japon yenine baktığımızda dolar Japon yeninde zayıflama devam ediyor. Bir süre daha dediğimiz gibi aşağıda şu kırmızı hareketli ortalamanın olduğu 112.90'lara doğru geri çekilmelerin etkisini göreceğiz gibi hissettiriyor. Şu an için tablo bunu bize işaret ediyor. Tabii ki günlük tablomuzdan destek dirençlere de bakılabilir. Buradan da detaylandırabiliriz. Hemen buradan geri gelmişken şöyle bir isterseniz Bitcoin ve hemen Bitcoin'e şöyle bir bakalım. Şöyle bir Bitcoin ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Şöyle aldık. Şöyle tablomuzu açalım. Günlük. Dün neden bahsetmiştik Bitcoin'de? Demiştik ki 16'ların üzerinde satış fırsatı olur. Evet şu an gördüğümüz kadarıyla ben hemen şuradan bir indikatör daha eklemek istiyorum. Bunu da ekleyelim. Bir moving average koyalım. Hareketli ortalama koyalım. Bir tane de RSI koyalım. Hemen şöyle. Relative Stretch Index. Evet gördüğünüz gibi. Evet yarın çok önemli bir gün. Bitcoin'de. Yarından itibaren tekrar ciddi bir satış baskısı gelebilir ki benim beklentim yavaş yavaş bu yönde. Yarın dünkü raporumuzda bahsetmeye çalışmıştık. Bakın Bitcoin ve Ethereum. Bitcoin'de tepkinin hemen şöyle tablodan yola çıkarak bunu yorumlamaya çalışayım.
13.623, 13.623 evet. 15'ler ve üzerine çıkabileceğinden ama bunun satış fırsatı olabileceğinden bahsetmiştik. Haftalıklarda da aynı şekilde bakın. Dünkü tabloya baktığımızda dün en yüksek ne görüldü? 16'lar görüldü ve buradan itibaren aslında şu ortalamanın geçtiği 16'lar, 15.500-15.700'ün üzerinde 16'lar gördüğünüz gibi şu aralık, aslında şu aralıktan 16.075 bu aralıktan bahsetmiştik. Güvenli satış bölgesi olarak gördüğünüz bir aralık arkadaşlar. Yarından itibaren 15, yani bu bölge geçilemediği takdirde geçileceğini zannetmiyorum. 15.300'lerin altından 14.900 bu bölgeye doğru tekrar ikinci, pardon, tabloya bakıp isterseniz söyleyeyim kaç, birinci dalga satış, evet. İkinci dalga satışın gelme olasılığını konuşuyor olacağız. Tabii burada bir de eğer bu noktada bahsediyor olacak olursak arkadaşlar, bakın çok önemli bir distribüsyon formasyonu, yani dağıtım formasyonu. Dağıtım formasyonundan kastım, bu her zaman böyle olmuştur. Sol omuz, baş, sağ omuz, omuz baş omuz formasyonundan bahsediyor olacağız. Aradaki rakama bakınca tabii ki neyse konuşmayalım, çok fazlasıyla enteresan bir rakam ortaya çıkıyor bunun için. Bitcoin'de bundan bahsetmek istemiyorum. Ama gördüğümüz kadarıyla bir distribüsyon olarak bakıyoruz. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, ciddi dalgalanmalar aşağı. Bu satış Bitcoin'in belki de halka arzından sonraki en büyük satışlardan ikincisi gibi gözüküyor. Bir ikincisi gibi gözüküyor. 16'ların üzerinde kalıcı bir hareket bugün günlüklere baktığımızda kaç görmüş? 16.494 görmüş. İsterseniz dünkü kapanışa girelim. Kapanış 15.679. Hemen giriyorum. 15.679. Aslında dün ne görmüş onu da bir göz atalım. Ona göre bugünü de yorumlamış olacağız. Dün en düşük 13.500, 16.48. 13.550, bakın 13.550 demiştik zaten. 16.48. Hemen hemen bütün tabloyu görmüş. 13.48'in anlamı 13.75. Bakın ne kadar nokta çalışmış. Şimdi nokta çalışmış diyoruz da haftalıklarda diyoruz ki ilk mavi geçildiğinde ikinci mavi ve üçüncü maviyi görür. Zaten üçüncü maviyi de görüyorsa o tepeyi de, onuncu kademeyi de görme olasılığı yüksek diyoruz. Bugünkü tabloya baktığımızda en yüksek nedir Bitcoin'de? Hemen dönüp bakalım. 16.494. 16.475. Bakın rakamlar çok güzel çalışıyor. Demek ki buralar artık direnç. Bitcoin'de aylıklarda 16.500 arkadaşlar, bakın. 14.000'e buraya kadar geri çekilmişti, çekilmeden bahsetmiştik. 16.500 artık direnç. Bunun üzerinde beklemiyoruz. Dün de bahsetmiştik, 16.500'e kadar normaldir. 13.500, 16.500 arası olur. Zaten dün itibariyle en düşük 13.500, en yüksek 16.500 görüldü. Bu aralıkta seyredecektir. Geçilmeden tekrar 13.500'lere doğru biz ikinci dalga, Bitcoin'de ikinci dalga satışı görebiliriz şu bölgeye kadar. Ondan sonrasını izliyor olacağız. Eğer öyle bir geri çekilme olacak olursa 16-11 ciddi manada aşağıda hareketler söz konusu olabilir. Bunu da 2018'de Bitcoin'ciler için şimdiden söyleyeyim, gerçekten enteresan bir süreç görebiliriz. Hemen ben buradan günlüklere bakmak istiyorum. Günlük kapanış ne? 15.679. 15.679. Hemen giriyorum. 15.679. Girdik. Bugünün direnci, eğer bu seviye geçiliyorsa ikinci seviyeye gitme olasılığı yüksek demişiz, diyoruz. Sistemimiz bunu zaten söylüyor. Biliyorsunuz, izleyenler biliyor. En yüksek ne görülmüş? Bugün bakalım. 16.494. Bizde ne var? 16.479. 494, 79, 80. 15 puan sapmayla arkadaşlar görülmüş. Şimdi çok güçlü piyasalarda ilk mavi geçer, ikinci mavi geçer, hatta üçüncü mavi daha da üzerine gider. Şu an için buraya geldik. Buradayız. Bitcoin'in bundan sonraki süreçte, hemen ben dönüyorum. Şöyle saatlere dönüp bakıyorum. Saatlerde bir direnç bölgesi gördüğünüz gibi. Bunun üzerine çıkmasını açıkçası şu an için, şuradaki eski, bakın destek kırıldıktan sonra çöküş başlıyor. Yani bunun üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Beklememe sebebimiz aynı zamanda neydi? 16.500. Evet, dolayısıyla buradan itibaren büyük ihtimalle Bitcoin'de biz geri çekilme görebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde. Nereye kadar olabilir? Eğer geri çekilme 16'lara kadar olacak olursa büyük ihtimalle bugünü de tamamlayıp
15 başladığı noktaya kadar geri çekilebilir gün içinde, bunu izliyor olacağız. Eğer ihlal olacak olursa 17'lere kadar ihlal, ama 16 500'ün altında geri çekilmelerin hızlanacağını göreceğimizi tahmin ediyoruz. Hemen buradan nereye dönelim? Buradan Ethereum'a dönelim. Aslında şöyle bir, acaba Ethereum desek aynı grafiği verebilir mi bize? Verirse çok güzel olur, vermedi. Yeniden uğraşacağız biraz. Problem değil. Sizler için uğraşıyoruz. En azından bir şey anlatabiliyorsak, bir şey verebiliyorsak bizim için önemli. Ethereum'da da dün bahsetmiştik. Önemli seviyelerden bahsetmiştik. Hemen buradan tekrar şöyle bir Bollinger Band'ımız bizim için önemli. Moving Average, şöyle çok fazla indikatöre de gerek yok. İki indikatörle işimiz hallolur. Sıkıntı yok. Bir de RSI relatife bakalım. Evet, şimdi hemen geliyorum. Yine günlüklerde. Bunu 9'u 5 yapıyorum. 5 benim için daha önemli. Bugün, evet bugün çok önemli bir gün Ethereum'da. Bir gün öncesinden çok daha önemliydi. Eğer bugün gördüğüm kadarıyla, dün ne demiştik? Dün en yüksek ne görmüş? 749, en düşük. Dün yüksek 749.80, 708. 708. 749. Bakın 749, yani 750. Demiştik ki dün kolay kolay burayı geçemeyecek. Geçemedi. Evet, geçemedi. 700 küsür görüldü. Yani 710. Yani şu aralıkta seyretti Ethereum. Şu aralıkta seyretti. 3 aralıkta seyretti. Geçemedi. Ve kapanış ne oldu dün? Dün bakalım. Kapanış ne olmuş? 749.50. Yani bakın 749.50. Bu bölgeye yakın oldu. Şimdi bundan sonrası Ethereum'da bahsetmiş olduğumuz 687 üzerinde olduğu için 750 normal, 697 750 normal şu an için önemli bir dirençte. Bugün görülen en yüksek ne? Bakalım. 766. Dünkü kapanışa bakalım hemen. 749.50 kapanışı giriyorum. 750 giriyoruz kapanışı. Bugünkü seviyeler 777-784. Açılışta biraz önce söylediğim rakamı unuttum. 766 en yüksek görüldü. 746 en düşük. 746 en düşük. Yani alıcılı bölgede şu arada alıcılı bölgeye yaklaşmış. Ama alıcılı bölgeye daha tam geçememiş arkadaşlar. Bunun anlamı şu. Büyük ihtimalle şu tablodan yola çıkarak bakın. Bizim burada bahsetmiş olduğumuz 750, 757 artık önemli direnç bölgeleri. Çok önemli direnç bölgeleri. Yani tabloların ortasında bakın. Daha önce 863 nokta görülmüştü. Evet. Büyük ihtimalle buradan sonra nereye geri çekilebilir? Bugün büyük ihtimalle 710'lara doğru bir geri çekilme görebiliriz Bitcoin'de. Çünkü çok önemli dirençte. Bunun anlamı, pardon özür dilerim, Ethereum'da. Bazen çok fazla kaptırıyoruz kendimizi. Saatliklere şöyle döndüğümde yavaş yavaş bu bölgenin direnç olduğunu, bakın eski, bakın eski destek, teknik analizde çok önemli. Direnç, sonra kırılıyor. Eski direnç kırılırsa ne olur? Destek olur arkadaşlar. Uzun süre destek olur. Ama önemli destek kırılırsa artık bizim için nedir? Dirençtir. Yani buradan sonrasını beklemiyoruz. Ve oluşabilecek satışta da büyük ihtimalle bugün oluşabilecek satışta da burayı görmeden de bakın 716-710'lara doğru bir geri çekilme görüyoruz. Hatta benim kanaatim bugün Ethereum'da 680-660 buralar bile görülebilir. Böyle bir durumda dikkat edin, ikinci dalga satış başlamış olacak. Bu da bize Ethereum'da da zirve bulunduğunu, şöyle bir geri çekilme ilk etapta şuraya, burasının kırılması, altında kapanış demek, çok ciddi bir ikinci dalga satışı beraber karşılıyor olacağız, izliyor olacağız bu anlamda. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ali Reçber YouTube sayfamıza abone olduğunuz takdirde buradan tüm detaylı bilgilere gün içinde anında yapmış olduğunuz güncellemelere ulaşabileceksiniz. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.